Peki hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür Beşiktaş'ta ederim. tekrar geldik Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta sizi en fazla etkileyen anınız neydi hocam? Şöyle bir geriye götürelim sizi, bir düşünün. Şimdi negatif anlamda etkileyeni söyleyeyim. Hiç taraftarımızın önünde sahaya çıkmadım. Nasip olmadı. Evet. Pandemiden kaynaklı. Pandemiden dolayı. O benim içimde uhde kaldı tabii. Taraftarımızın önünde kendi sahamızda hiç çıkamamak. Bu kadar kısa sürede çalışınca Kötü. pandemi daha yeni bitti. Bu biraz benim için tabii üzücü. Boş tribünlere şampiyonluk yaşadık. En üzücü tarafı burası. Ana olarak da şunu söyleyebilirim. Son gitmemize 3 gün kala Covid testleri yapıldıktan sonra benim 4 tane o hafta içi 4 tane testim negatif çıktı ama kendimin hasta olduğunu görüyordum. 5. testim pozitif çıktı. Ben 3 gün kala takımla birlikte Antalya'ya turnuvaya gidemedim ve 2 maç kaçırdım. O 10 günlük süreç otel odasında evimde de değildim. O 10 günlük süreç hayatı gözden geçirmemi sağladı ve maçları ben televizyon ekranından yardımcı antrenörüm tribünden çekerek izleyebildim. Çünkü ilk 3 maçımızı televizyon yayınlamadı. Değişikliklere varıncaya kadar küçücük bir Zor bir dönem var. telefon ekranından müdahale etmeye çalıştım. Şükürler olsun o 2 maçı aldık. Daha sonra gece gideceğim gece 2,5, 3,5, 4,5 sürekli telefona bakıyorum. Ne zaman negatif duruma düşeceğim diye. Karantina dönemim ve gece 5.30'da da uçağa bindim ve Antalya'ya gittim. Orada da takım otobüsüyle almışlardı beni havaalanından. Otelde de diğer kulüpler de yatıyordu, orada kalıyorlardı. Otelin önüne gittiğimde bütün takım beni otelin önünde bekleyip şarkılarla, marşlarla karşıladı. Hayatım boyunca unutmayacağım bir anı. Ve otelin içerisine girdiğimde yeniden doğmuş gibi hissettim takımla birlikte olduktan sonra. Oradaki kulüplerdeki antrenör arkadaşların saygısı, başkanların geçmiş olsun dilekleri benim için çok özeldi. O dönem gerçekten o 10 gün 10 günlük süreci hiçbir şekilde anlatamam. Yani Covid olan bunu daha iyi bilir. Hayatı bayağı gözden geçirdim açıkçası. En olmak istediğim yerde bulunamamıştım. En kötü Doğru, çok anım da haklısın. bu.